Erişilebilir Android'den herkese merhabalar dostlar. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Kargom geldi. Kendime bir adet yenilenmiş telefon sipariş ettim. Paketi birazdan açacağım. Video çekerken açmayı isterdim ama tek elle açmam zor olacak. Paketi açtıktan sonra hem yenilenmiş telefonlar hakkında konuşacağız hem de videonun devamında yedekleme geri yükleme hakkında, yani Smart Switch aldığınız yedeği geri yükleme hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Paketi açtıktan sonra buradayız. Arkadaşlar, kutuyu açtım. Kutunun içinden faturalar, cihaz kimlik bilgileri falan vesaire çıktı. İzcep'in kutusuna koymuşlar. Şu şekildeydi kutu. Kutuya koyduktan sonra sünger pediler koymuşlar. Bu pedin içinden Galaxy A34 cihazımız çıkıyor. Cihazı gören arkadaşlar için şöyle kameraya yakından göstereyim. Kenarları jelatinli. Arka dokusu gerçek A34 ile aynı. Zaten aynı kasa. Yenilenmiş cihazlar arkadaşlar. Arızalı ya da telefonunu ikinci ele satan vatandaşların cihazlarını alıp yenileme merkezlerinde işleyip daha sonra piyasa fiyatının altında 1 yıl garantili olarak, üstelik kredi kartından 12 taksit imkanıyla. Biliyorsunuz telefonlarda 12 taksit imkanı yok. Hiç taksit imkanı yok ama yenilenmiş cihazlarda yasa gereği taksitlendirme seçeneği var. Böyle yapılıyor. Burada gördüğünüz gibi cihazı gören arkadaşlar için detaylı olarak kameraya gösteriyorum bir yandan. Kutunun içine ayrıca orijinal kutuda olduğu gibi şarj aleti koymamışlar ama tip A'dan tip C'ye bir tane kablo koymuşlar. Ayrıca sim kart iğnesini de ilave yapmışlar. Durum bu şekilde. Şu şekilde de bir kılıfa sarılıydı zaten bu kutu. Bu şekilde geldi. Ben bu cihazı açıp ilk kurulumunu gerçekleştirdikten sonra eski Samsung Galaxy A72 cihazından aldığım yedeği bu telefona aktarırken video çekip yedekten nasıl geri yüklendiğini de sizlere aktaracağım değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şimdi eski telefondan yapılacak ayarları gösteriyorum sizlere. Samsung Smart Switch. Eski telefonda Samsung Smart Switch'i indirip kurduktan sonra burada altta daha fazla dedikten sonra izinleri vermeye başlıyoruz şu anda. Bilgilerinizi bilgisayara veya hariciye depolamak. Cihaz kayıt. Devam et düğme geçersiz. Uygulamayı kapat düğme. Tümünü kabul ediyorum. İsteğe bağlı. Burada izinleri kabul edici. Devam et düğme geri düğme. Devam et düğme geçersiz. Niye? Tümünü kabul ediyorum. İsteğe bağlı. Tümünü kabul ediyorum. Seçili. Evet. Devam et düğme. Bence tüm gizli koşullarını kabul ettikten sonra burada yakındaki cihazdan ifi veya kişiler kişileri aktarmak için kullanılır. Burada daha fazla düğme. İzinleri veriyoruz uygulamamıza. Uygulamanın temel özelliklerini isteğe bağlı izinleri vermeden devam et düğme. İzin isteği. Devam et. İzin ver düğme. Smart Switch uygulamasının takviminize erişmesine izin. Takvime izin, izin verdiriyoruz. Bütün Smart Switch uygulamasının telefon arama kayıtlarınıza erişmesine izin bütün izinleri verdikten sonra, çünkü telefonumuza verip verecek bir cihaz. İzin ver düğme. Erişmeden aktarma yeni cihazımıza. Burada arkadaşlar Smart Switch uygulamasının size bildirim göndermesine izin ver düğme. Tümüne izin veriyoruz. Smart Switch uygulamasının bu cihazdaki fotoğraf ve video sınırlı erişime izin ver düğme. Tümüne izin ver düğme. Tümüne izin ver diyoruz burada. İzin detay bu. Smart Switch uygulamasının SMS mesajları göndermesine izin ver düğme. Evet, burada Smart Switch kullanmak için ayarlarda Smart Switch için kullanım verilerine erişim açmanız gerekir. Smart Switch'i kullanmak. İttele düğme. Ayarlar düğme. Ayarlar. Burada. Şurada bakın. Kullanım erişimine izin ver kapalı. Kullanım erişimi vermeniz halinde kullanım erişimine izin. Buna açık. İzin veriyoruz arkadaşlar. Tehlike. Cihaz kullanımını takip et. Tercihlerinizi bir al. Cihaz ayarlarını okuma. Seçili değil seçil. Olası risklerin farkındayım ve seçili değil. Xiaomi'nin bir de düğme. Tamam. İki. Düğme. Gönderdiği bir uyarı var. Burada eski cihaz şu anda elimde olmadığından Xiaomi'ye ailemden birinin telefonu aldım. Onu üstünden göstereceğim sizlere. Aktarım tamam, olayını. İptal düğme. Olası risklerin farkındayım ve tüm olayı. İptal. Tamam düğme. Tamam diyorum. Kullanım erişimine izin ver açık. Evet. Kullanım erişimi vermek. İzin gerekli. İzin gerekli. Görüntü, medya ve dosyaları aktarmak için ayarlar bölümüne gidin ve Smart Switch'in tüm dosyalara erişmesine izin. İptal düğme. Ayarlar düğme. Burada izin verdik ama bakalım. Tüm dosyaları yönetme erişimine izin ver kapalı. Açık. Demek ki bu farklı bir durum. Bu tüm dosyaları yönetme erişimine izin ver. Bu uygulamanın. Bu cihazdaki veya cihaza bağlı depolama birimlerindeki tüm dosyaları okumasına, değiştirmesine ve silmesine izin verin. İzin verilirse uygulama size açıkça bildirmeden dosyalara erişim. Cihazın bütün bağlı donanımlarıyla birlikte verilmesi gereken bir izinmiş. Uygulama kurulu dosyalarını aktarmak üzere ayarlar bölümüne gidin ve bilinmeyen uygulamaları yüklemesi için itele düğme. Ayarlar düğme. Buna da izin veriyoruz. Bilinmeyen uygulamaları yükleme. Bilinmeyen kaynaklardan izin ver kapalı. Açık, güvenlik. Bunu da açıyoruz arkadaşlar. Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları yükle son derece hassas bir izin. Sistem güvenliğini ve kararlılığını et. Tehlikeli uygulamaları seçili değil seçim kutusu. Seçili. Olası riskleri
İptal düğme. Tamam. 2. Bunu da açtık. İptal düğme. Tamam düğme. İptal. Olası risklerin farkındayım ve seçili seçim kutusu. Tamam düğme. Evet. Bu kaynaktan izin verecek. Buna da izin verdik. Bilmeyen uygulamalara. Verilerinizi bu telefondan herhangi bir Galaxy telefona veya tablete gönderin. Evet, bakın verilerinizi bu telefondan herhangi bir Galaxy telefona ya da tablete gönderin. Hadi başlayalım düğme. Diye bir seçenek var. Hadi başlayalım dedik. Bağlanın. Bağlanın. Nasıl bağlanmak istiyorsunuz? Kablo düğme. Burada kabloyla bağlanacağımız gibi kablosuz düğme. Ben size kablosuz olanı göstereceğim. Bağlanın. Çünkü daha pratik bir yöntem. Burada bakın. Bağlanmak için yeni Galaxy cihazınızda smart switch açın. Yüksek frekanslı ses kullanarak yakındaki cihazlar aranıyor. Yeni Galaxy'nizde smart switch edinin düğme. Burada yeni Galaxy telefonumuzda ben Samsung Galaxy A34'e geçeceğim. Bu ekran geldiğinde telefonlar birbirini görmüş oluyor. Birazdan da göreceksiniz zaten. Daha sonra burada diyor ki bize yeni telefonunuzda devam edin diyor. Bütün iş artık yeni telefonumuzda oluyor. Şimdi yeni telefonumuza geçeceğiz. Değerli arkadaşlar, şu anda yeni cihazımda smart switch açık. Eski telefonum beni geri attı. Kablosuz diyor. Burada bağlanın. Eski cihazımızda ayarladım şu anda. Veri aldı basıyoruz burada. Eski cihazımızda veri göndere basmışız. Burada. Eski cihazımız neydi sorusuna? Galaxy veya Android seçeneğini seçiyoruz. Ve bakın. Şu anda olacaklar. Kablosuz diyor. Bağlanın. Bağlanmak için eski cihazınızda smart switch açın. Eski cihazınızda bağlantıya izin verin. Evet, cihazlar burada göründü. Eski cihazınızda bağlantıya izin verin. Eski cihazıma geldim. Buradan kabul ettim arkadaşlar eski cihazımıza. Aktarmak için veriler aranıyor. Aktarmak için veriler aranıyor dedi. Şu anda bize aktaracağı verileri sunuyor. Aktarılacak verileri seçin. Seçili her şey 11,89 GB yaklaşık 7 dakika. Her şey değil. Seçili değil sadece hesaplar, aramalar, kişiler ve mesajlar 5 MB yaklaşık 1 dakika. Bunu da istemiyoruz. Seçili değil özel. Özel. Seçili. Burada alacağımız verileri arkadaşlar seçebiliyoruz. Nelerin aktarılamadığını görün düğme. İleri düğme. Neleri seçili yok. Seçili değil sadece. Seçili değil her şey 11,89 aktarılacak. Seçili değil her şey 11,89 GB yaklaşık. Seçili değil sadece hesaplar, aramalar, kişiler hesaplar, ve mesajlar 5 MB yaklaşık 1 dakika. Kişiler, mesajlar. Seçili özel. Özel seçtik. İleri, İleri dedik burada arkadaşlar. Aktarılacak verileri seçin. Tümünü seçili değil seçim kutusu. Öğeleri seç. 0 MB yaklaşık 0 dakika. Hesaplar, Google hesabı seçili değil seçim kutusu. Aramalar ve kişiler, 1 MB seçili seçim kutusu. Aramalar ve kişiler, genişlet düğme. Mesajlar, 2 MB seçili değil seçim kutusu. Mesajlar, genişlet düğme. Uygulamalar, 2,23 GB. Tüm uygulamalar seçilemede seçili değil seçim kutusu. Seçili. Burada ben Xiaomi'nin uygulamalarını almak istiyorum. Eski cihazım Tekno'ydu bildiğiniz gibi ama Tekno'yu elimden çıkardığım için bir tane Xiaomi telefon buldum. Ondaki verileri alacağım şu anda. Denemek maksadıyla. Özel veriye girdiği için bu uygulamalar özel veri sınıfında değil zaten. O yüzden sadece uygulamaları alacağım arkadaşlar. Görüntüler 146 MB seç. Görüntü, videolar 149 video, müzik ve kayıtlar 9 müzik ve kayıtlar, belgeler ve dosyalar. Ve hangi verilerin aktarılamayacağını aktarma düğme. Aktarma düğme. Burada bastığım anda arkadaşlar. Bakın. Mesajlaşma uygulaması verilerinizi yedekleyin. Bu uygulamalar için WhatsApp. İleri düğme. Burada WhatsApp'ın yediğini aktaramıyorum diye bizi uyarıyor arkadaşlar. Akbalık almak için telefonlarınızı bildirin. %3,9. Burada yüzde ilerlemesi de var. Eski cihazımda da aktarılıyor uyarısını gördük. Ekranı kapattığımızda bağlantı kesilmiyor ama uzaklaşmamak gerekir. Ben de böylelikle bir telefona, yeni telefona geçiş sürecinin Samsung telefonlarda smart switch'leri nasıl olduğunu da böylelikle anlatmış oldum. Daha önceki bir videomda yedekten nasıl geri yüklendiğini de anlatmıştım. İsterseniz bu videonun sonuna da bir yedekten nasıl geri yükleme yaptığımı aktaracağım arkadaşlar. Burada eski telefonumuzu kapatalım. Aktarılan veriler düzenleniyor. Aktarılan veriler düzenleniyor. Aktardı uygulamaları. Yenilenmiş telefonlarla ilgili kısa bir yorum tekrar yapayım. Alışveriş deneyimimle ilgili. Yenilenmiş telefonlar arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önce de söylediğim gibi ikinci el telefonlar alınıyor firmalar tarafından, eksik parçaları gideriliyor, neredeyse fabrika çıkışı ayarına getiriliyor. Benim şansıma çok iyi bir cihaz denk geldi. Bu arada EasyCep'ten aldım ben, bu sponsorlu bir içerik değil bu arada. EasyCep'te iyi
mükemmel ve çok iyi diye 3 kategori var. Mükemmel kategorisindeki bir tane A34 siyah renklisini edinmiştim. Kenarda fabrika jelatinleri dahi üstünde geldi. Tabii ki bu sizin yeni alışveriş deneyimlerinizi iyi ya da çok iyi olmasını nasıl etkiler bilemeyeceğim. Paketleme noktasında paketi biraz daha böyle hava balonlu poşetlere sarabilirlerdi. Ömer abi bana bir Tekno göndermişti. Açana kadar yarım saatim geçti. Ömer abi bile onlardan daha profesyonel paketleme konusunda. Böyle bir firmanın, EasyJet gibi bilinen bir firmanın bu kadar basit bir paketlemeye kaçması tuhafıma gitti açıkçası. Cihaz korunaklıydı tabii. Paket kutu açılışında da gördünüz ama ek bir koruma daha iyi olabilirdi. Cihazım gayet temizdi. Hiçbir sorun yaşamadan alışverişimi gerçekleştirdim. Pazar akşam sipariş verdim. Pazartesi kargoya verildi. Salı elime ulaştı telefon. Böyle bir alışveriş deneyimi yaşadım. Bunu da sizlerle hemen paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım güzel bir içerik olmuştur. Bir sonraki içeriğimiz Smart Switch'in yedekten geri yüklemesi olsun. O da çok kısa bir ayar. Görüşmek dileğiyle şimdilik. Hoşçakalın. Selfie düğme. Durata düğme. Evet arkadaşlar, burada kamera. Ekran kaydındayız. Hemen kameramı fotoğraf açıp göstereyim. Fotoğraf şurada. Bakın burada bir hard diskim var. Ucu tip C soket taktım. Yıl dönümü etkinliğimizde hediye ettiğimiz USB dönüştürücüyü kamera kullanıyorum bu arada. Telefonumuza takıyoruz. Ve telefonumuz tanıyor şu anda hard diskimizi. Bakalım ne diyor. Kaydı durdurmak için buraya dokunun 14 parmak kaydı bağlı cihaz USB'den şarj oluyor. Genişlet düğme. Bildirim ayarları düğme. Neden tanımadı? Demek ki iyi takamadık. Evet. Kaydı durdurmak. Yeniden başlat düğme. Telefonunuzu yeniden başlatın. Bir USB ekran parlaklık parlak ekran parlaklık. Yeni kayıt bağlı cihaz USB'den şarj oluyor. Evet, bağlandı. Dosyalarım. Burada bakalım dosyalarında. Evet, 500 GB'lık kart diskimi hemen gördük. Burada vakit kaybetmeden operatör Samsung, operatör klasör, Samsung klasör. Smart Switch'imi açıyorum arkadaşlar. Açtıktan sonra bize diyor ki ne yapmasını istiyorsunuz? Burada en başta harici depolama ve cloud diye seçenekler var. Cloud buluttaki yedeğimiz, harici depolama ve hard diskteki yedeğimiz. Ben Galaxy A72'den yedek aldım. Şu anda onları yedekleme geri yükle bakıyorum. Bilgilerinizi bir SD kartı veya harici USB depolama cihazı yedekleme konumu. USB depolama alanı. Geri yükleme kaynağı. USB depolama alanı 24 Haziran 2024 18.46 20.60 TB. Hasan Hızlı kişiye ait A72. Evet, gördü bakın. Bunu işaretliyorum. Yedeklenecek verileri seçme kısmında. Her şeyi aynı Galaxy A72'deki haline getirebiliyorum. Seçili değil, sadece aramalar. Kişiler ve mesajlar 32 MB. Sadece aramaları geri getirebiliyorum. Özel değilim. Bakalım İlgime burada. Zaten yüklü olduğundan ben bir daha ek işlem yapmayacağım arkadaşlar. Aramalar ve kişiler 10 MB seçili, 0 MB yaklaşık 0 dakika. Aramalar ve kişiler 10 MB seçili değil, mesajlar 22 MB seçili değil seçim kutusu. Uygulamalar 10.98 GB seçili değil, Galaxy V-Label'e 28 MB seçili değil seçim kutusu. Galaxy V-Label'ımı geri yüklesin, kulaklığım bağlı çünkü. Ana ekran 66 MB seçili değil seçim kutusu. Görüntüler 3.04 GB seçili değil seçim. Burada. Videolar 1.14 ses 3.05 GB seçili değil. Kategorileri görüyoruz. Bütün bunları geri yükleyebilirim. Geri yüklediğim yükleye basıyorum arkadaşlar. %25,4. %50,8. Smart verileri geri yükleme sonuçları. 2 öge. 28 MB. Kopyalandı. Galaxy V-Label'e 2. 28. İleri düğme. İleri evet. Galaxy V-Label. Tamamlandı. Neyin aktarıldığını ve verileri geri yükleme için başka ne yapabileceğinizi öğrenin. Samsung Yol verilerinizi tüm cihazlarınızda güvenli ve güncel tutmak için eşitleyin. Burada eşitleyin. Diğer öneriler sunuyor bize. Bitti diyoruz ve çıktık. Böylelikle yeni telefonuma sıfırdan geçiş yaptım. Eski cihazımdan verilerimi aldım. Güzel bir cihaz deneyimi yaşadım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Daha doğrusu cihaz geçiş deneyimi yaşadım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım güzel bir içerik olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın.